Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ahli YouTube, sizlar bilan men Oybek Qosimov. Bugun sizlarga mening ustozlarimdan biri, to'g'risi millennium sam adashmayman, deyarli İlhom begim qo'li bilan avvalo video qilganda İlhom aka, assalomu alaykum. İlhom aka, endi ko'pchilik sizni kimdir taniydi, kimdir tanimaydi, ko'rmagan. İlhom aka, o'zingizni qisqa qilib bu da pasport oyunda kalıp bir tasarla verildi. Oldu, yapıyor. 1987 yılı tuğulgen var. Toshkent viloyatı da, Bekobod şehirde tuğulgen var. Xos degen kichkina şaharchasi da. Demek, üniversitede okudum. Bakalavriyat, magistratura okudum Oybek aka. Uzmet kombinat degen zavod var, şu yerda ishladim 12 yıl. Ondan keyin biznes boshlab gördüm. Birinci biznesimde uncha o'xshamadi, 10 ming dollar qarz olib boshlaganimda bankrot bo'ldim Oybekka. Keyin ikkinchi biznesni qildik, tam 2 yil qarzdan qutuldik, zavodga borib ishlab qarzdan qutuldim. Yaxshi, 2 yil ishladim. Keyin shu bilan yana biznes qilgim kelib qoldi Oybekka. Endi qarz olib o'rgandim-ku, yana qarz oldim. İkinci biznesda qarz oldik, hamkorim bilan birgalashib qarz oldik. Xullas, ikkinchi biznesda 40 ming dollar minus kirdik Oybekka. 40 ming dollar minus kirdik. Ve yine toplattık işini, bilim aldık, örgendik, boşa kaldık. Ki üçüncü biznesde yine bir madde problemi yok, valla avari yok kaldık. Avari ya da yine 60 dolar bir yüksek girdik de. Ki biznesde örgendik, okuduk, kurulaz. Hazır gündeki yomunmaz, zor. Beşte projektimiz var, bitti projektimiz milyonuna çıkan. Beşte projektimizden iki tane zor işle vardı, bir tane milyonuna çıktı. 95% avtomatlaşken, Aziya Kansal. İkinci kampanyamız Project. Yüzyıl 70% avtomatlaşken zor. Hazır Xudo xolasa şu milyonlik kampanyani egasimiz Oybekka. Zor komandam bor aka, akamizda. Zo'r misol bo'lsin, İlhom aka, mana hozir qarz bo'lib ketdi. Albatta 10 ming dollar dedingiz. Albatta 40 ming dollar dedingiz. Albatta avariya bo'lganda 60 ming dollar qarz ekardi. Nima deb o'ylaysiz? Nima sabab bo'lgan mana shular qarz bo'lib Endi Oybek avvalambor hamma narsa o'zimizdan, hamma narsa o'zimizdan. Hamma narsalarni menga berilgan sinov deb qabul qildim Oybek. Birinchi marta 10 ming dollarga minusga kirganimda bu mening realni bilimsizligim bo'ldi. Bilimsizligim bo'ldi. Bilimsizligim uchun sotuv bo'limini bilmaganim uchun men realni biznes yurgiza olmadim. İkinci marta buxgalteriyani bilmaganim uchun biznes yurgiza olmadim. Üçüncü sefer tembol yana avariya oldum, şunca qarz kirib ketdim aka. Birincisi bilimsizlikdan. İkincisi, bu narsa hammasi sinov deb bildik. Xudo tomonidan berilgan sinov deb bildim aka. Sinovlarni yengib o'tdik. Keyin aka yana bitta narsani men tushundim. Bizneslarda shu Allohga sherik qilish kerak ekan. Men bu narsani oldin tushunmas edim. Variantni tushunmas edim de, qancha foyda qilsak zo'rib ketamiz, boyib ketamiz deb faqat pul uchun harakat qilardim. Pul bo'lsa bo'ldi deydi, zo'r. Ya'ni pul topish kerak, zo'r bo'lish kerak deyardim. Ko'pchilik aytsa menga, uncha hali nima deydi, ihson qildi desa men uncha qabul qilmasdim Oybekka. Darmanda nima kerak, darmanda deb qabul qilardim. Keyinchalik tushundimki, ihson qilmasak chiqib ketar ekanman bir joydan ekan. Shu yerda shu Xudoni sherik qilib, hamma ishni to'g'ri ishlagan ma'qul ekan. Shu o'z vaqtida ihsonlar berib, odamlarga shu yaxshilik qilgan sariz baraka paydo bo'lar ekan. O'sha yerdagi xatolarim menga vaqt o'tgan sari shu yerdan ko'ryapman. Shu biznesni boshlaganingizga qancha vaqt bo'ldi? Shu biznesga kirganingizga. Hozir oxirgi marta oxirgi biznesni boshlaganimiz 2019 yildan boshlab plotniy boshladim. Chunki zavoddan chiqib ketdim-da men. 2019da chiqib ketib boshladim. 3 yil bo'ldi. 3 yil ichida millionlik kompaniya qildingiz. Inshaalloh. Mana ko'p odam biznesni boshlayotgan paytda qo'rquv bo'ladi. Endi biznes boshlaysiz, uni so'kadi, bo'lmaydi, o'qilishadi, o'qilishadi. Odamlar fikrini bildirishni boshlaydi. Va odamlar fikrini biznesni boshlashdan oldin o'sha boshlanmasligini tushunib qoladi. Sizda qanaqa bo'lgan? Siz odamlarga fikringiz qanday sizni odamlar fikringizga qanday ta'sir qiladi? To'g'ri savol berdingiz, biznes boshlayotganimda menga juda ham ko'p bo'lgandi.
o'sha birinchi biznesni boshlaganimda qarz olib ketganimda aka meni hamma atrofimdagilar negativ bildirgan. Senga emas biznes qilish, qo'y, bo'ldi, qo'y deb aytgan. Men ya'ni men qaytganman Oybekka. Atrofimdagi odamlar aytganda qaytganman. 2 yil biznes bilan shug'ullanmay, o'sha payt bilan 2014-yillar bo'lsa, men yana 10 ming dollar qarz olib qaytganman. Tashqi muhitda ta'sir sizish kim kuchli Oybekka, menga ta'sir qilgan. O'sha vaqtlari endi hozir qandoqdi siz aka hozir menga o'sha vaqtda umuman qiziqmas hozir. Odamlarning gaplari, odamlarning qandoqdir erisha olmaysan degan gaplari menga qiziqmas ekan. Men o'sha e'tibor bermay qo'yganman. Faqat maqsad bor, maqsadga qarab komandalar bilan ketaveramiz aka. Ishimiz halol, to'g'ri ishimiz. Hozir kundagi 10 mingdan oshiq insonni talab qildik aka. 100 ga yaqin kompaniya avtomatlashtirdik aka. Bu degani kuniga 100 ta insonga bizga rahmat aytadi. Bizga qolganlar fikr uncha qizimasdi aka. Sağ olsun. Tasavvur qiling. Ilhom bergan bo'libdi. Hozir mana ishdan chiqsa, telefon qilib sizga bankrot bo'ldi, sizni ishlarsiz qolmadi, uy joyingiz hali yo'q o'zi. Yo'q, yo'q bo'lib qoldi, nimadir sabab bilan. Xudo ko'rsatmasin, endi tasavvur qiling. Nima qilgan bo'lardingiz hozir birinchi qadamlaringiz? Ilhom bergan bo'libdi, bir sim plus qolsa nima qilgan bo'lardingiz? Ha, komanda qoldimi qolmadimi? Bəs pulsuz qaldınız indi, başqa heç nəsə qalmadınız. Ha, bəlkə əgər nuldan başlasam, hazır nuldan başlasam əgər birinci o komandaya qan bulardım. Hazır gəzi konsaltı milyon dollarlık halatı bu komandanın hesabıda. Mən nuldan başlasam əgər mən birinci orunda qayanı yazıb komandanı yıqan bulardım. Ləkin komandanı başqarış ki, pulun yox ki, gəl savar bulardı əgər. Pul yox ki, komandanı başqarış ki, əgər. Men aka biron bir korxonaga borib sotuvchi bo'lib ishga kirardim. Bir ham sotuvchi bo'lib ishga kirardimda bitta korxonaga borib, "Men qara, sen korxonaga shunaqa narsa sotayotgansan. Meni ishga ol" derdim. "Yo'q, pul bermayman" desa, "Pul kerak emas menga. Men natijadan oylik olaman sendan. Meni ishga ol" derdi. "Mayli, olib berman. Men natija qilaman, sotaman, biznesingni rivojlantirib beraman. Keyin foydadan 1%, 5%, 10% berasan" deb aytardim-da. Real işe girip olardım. Ya ofisi girizmese hem kırardım. Mayla kucada yürsem ben mayla. Lekin netice kursatı belki pul yeri olgan olardım. Yıktım pulum belki. Başkatta kemandan yedemem. Kemandan ona davay 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 başkatta çıkmalarımız belki. Eke bir maddi iki madde çıktık ki. Yine çıkamız da yerinde. Yani yalnız ki. Bizneste kemanda rol oynuyor. Eke cüde yapmakta rol oynuyor. Ben resmi şahsi yalgımdan gördüm. Kamandaga juda ham kuchli. Ustoz bilasan aytdi-da, "Sen" deyapti, qayda Oybekka mana shu yerda shu narsani tushundim-da, "Sen" deyapti, "Chempion bo'lma" deyapti. Lekin chempionlar komandasini yarat, o'shanda chempionlar komandang bo'ladi deyapti, qarang. O'zimiz chempion bo'lganmiz uzoq vaqtda aka. Biz chempionlar komandasini yaratsak aka, masala aka. Jonni sog' bo'lsin. O, bitti fikir. Doğrusu ben de hem şuna fikir bu ya. Kaçı köp işlesi şu çok köpür topar ya sen. Değil mi böyle? Adamız o köpür al işlesi başlasın köpür al köpür topar mı? Ömer yaş savar bu oldu. Keçi gibi okuyor. Keçi o Ömer ki birinci kampanyamızda Asya Konsant'ta hazır direktörü koyuyor. Yani de o kampanyayı. Ben reyhanı iştirak etmeyeyim ben. Aldınları kamandan tüzgünçe hakemen reyhanı işleyen ben. Doğrusu aytaman, faqat uyga uxlagani borardim. Va komanda tuzildi, sistemaga tushdik-ku. Hozir men kecha yig'ilishga kirsam, aka yig'ilishda menga so'z berishmadi. Ya'ni men kerak bo'lmadim yig'ilishga. O'sha kompaniya direktori bor, hamma xodimlar bor-da, meni ishtirokimsiz kompaniya yurib ketyapti-da. Men ko'p ishlamayapman, ko'p bilim olyapman Oybekka hozir. Oldinlari men o'ylardimki, men xuddi shunaqa o'ylardim Oybekka. Qancha ko'p ishlasam, shuncha ko'p pul topaman. Qancha pul topsam shuncha baxtli bo'laman derdim. Aka, unaqa emas aka. Hozir ko'p ishlamayapman. Ko'p bilim olyapman aka. Aka, realni bilim olyapman. Kitob o'qiyman, sportga boraman zalga, cho'milishga boraman bassenga, bola chaqam bilan vaqt o'tkazaman, ota-onamga boraman. Aka, ishlamayapman. Ko'p pul topish uchun ko'p ishlash kerak emas. Ko'proq komandani shakllantirib, komandani shakllantirib. Bilim olish kerak ekan, Oybek, komandaga yurish kerak ekan.
ko'p ishlash kerak emas ekan. Xo'p. Kambag'al degan insonni kim tushunasiz? Boy degan insonni kim tushunasiz? Oldinlari men o'ylardimki, Oybekka boylar bu yomon insonlar. Boylar boylikni halol yo'l bilan topmaydi. Kambag'allardan boylikni olib qo'ygani uchun boy bo'ladi deb o'ylardim yoshligimdagi. Men real yoshligimda shunaqa deb o'ylardim. Hozirgi paytdagi fikrim qanaqa? Hozirgi paytda shunaqa o'ylaymanki, to'g'ri ishlamasang, halol bo'lmasang boy bo'la olmaysan deb tasavvur qilaman. Chunki hozir mana ko'rgimiz barcha boy badavlat insonlarki, ular ya'ni halol, ya'ni toza, odamlarga foyda keltiradigan insonlar boy ekan. Kambag'al insonlar deganda, men kambag'allarga hurmat qilaman, lekin ular bilimi uchun ishlamaydilar ko'p holatda. Ular faqat fizik ishlaydi. Faqat fizik ishlaydi, 8 soat emas, 10 soat, 10 soat emas, aka 15 soat ishlaydigan insonlar bor-da, aka. Mana o'zimiz mana Rossiyaga borib ishlab qo'yganmiz, boshqa qilamiz, aka. 2 smena ishlaydi, aka. Faqat uxlaydi uyga kelib. 2 smena ishlaydi. Lekin boy bo'lmaydi, aka. Boy bo'lmaydi. Faqat kalla ishlab ketdi, ular faqat oyoq qo'l. Oyoq qo'l, aka. Zo'r ishlatadi oyoq qo'llarga. Vaqti zo'r ishlatadi. Lekin kalla dumdum boshi ishlaydi. Kalla ishlatmaydi, lekin endicha dumdum demaymiz, aka. Endi hozir bitta YouTube'ga qo'yamiz video, dumdum desak, tag'in odamlar meni dumdum deding demasin. Endi dumdum inson negativ yoziladi. Mansub deydi. Aqlli inson mashalloh baraka topinglar deydi. Kim qanday yozishi o'zlaringa bog'liq do'stlar. Menga qiziq haqiqatan. Yozib qo'ying kommentariy siz mashalloh deb yozib beryapsizmi yoki negativ chuqur yozib beradi. So'rash foydasi yo'q bo'lsa. Vaqtli bo'ldi. To'p. Mana o'ylab ko'ring. Shuncha biznes qildingiz, shuncha pul topdingiz. Siz hozirgi paytda bu dunyo uchun pul topdingizmi yoki oxirat uchun ko'proq pul topdingiz deb o'ylaysizmi? Shu joyda bir narsani yaqinda tushundik, Oybekka, o'zimiz ham yaqinda tushundik. Olganimiz bizniki emas ekan, berganimiz bizniki ekan. Qancha ko'p odamlarga foyda bersak, shuncha bizni oxiratimizga foyda ishlar ekanmiz. Qancha ko'p bersak, berish deganda ham pul nazarda tutilyapti, ham bilim, ham imkoniyat. Hozir kunda Oybekka 300 ta komandamiz bor. 300 ta inson aka oilasini boqyapti. 300 ta odamim har birida 500 tadan 5 tadan odam bo'lsa oilasidagi turgan 1.5 ming ta odam mana shu kompaniyadan qozon keltiryapti. O'shaning uchun shuncha inson menimcha juda duo qilishyapti. Shuncha yaxshilik bo'lyapti. Endi bu shuncha qovatga ishlarimizni savoblari kelyapti. Bu menimcha to'g'ridan-to'g'ri oxiratimizga foydasi tegyapti. Sanjon sog' bo'lsin. Xo'p, endi zo'r savollar. Menga manda ham sizga savol bor aka. Gapmaydi, aka. O'zingiz nima deb o'ylaysiz aka? Mana shu oxiratni o'ylash mavzusi qachon yetib keldi sizga aka? Mana siz 3 yildan beri bilaman aka. Qachondan beri oxiratni o'ylaydigan bo'ldingiz aka? Keyin to'g'risi faqat chest aytding aka. To'g'risini aytaymi? Xo'sh aka. Oldin o'ylardim, ko'tarishim. Hozir mana shu oxirgi ustoz darsimdan keyin mana shu narsani chuqurroq o'ylashni boshladim. Sabab tomondagi yo'l qanaqaligini yana ham chuqurroq tushungandan keyin. Va shundaki, shu bu hayotda ko'p pul topishdan osoyish yo'q ekan. Xohlagancha pul topsa bo'lmaydi. Pul ba'zida tiqilyapti, ayniqsa просто Allohdan shuni so'rab turib shuni berib kelgansiz, yaxshi niyat qilib ketaverar ekansiz. Bu palovsa berarga qancha pul kerak bo'lsa, ko'p ekan bo'lsa. Endi qizig'i bor, bu dunyoga pul qilyapsiz, bu dunyoga pul olasiz, lekin berilgan pullar qancha foizingiz oxiratga qolib ketishida sizga bog'liq. Nechta daraxt ekdingiz? Nechta insonni hayotini saqlab qoldingiz? Nechta bolani operatsiyasini saqlab qoldingiz? Nechta insonni uylantirib to'y qildingiz? Nechta oddiygina qush uyasi yasab turib, hozir to'g'risini aytaman, qush uyasini yasab turibman.
Şu yerlerde esatlar yapar. İndiğinden o zaman şöyle koyup böyle ben getirdiği işçi cahilerde konuşmuş için. İşte onun hayatında hatta ki işte kuşu gelsinliğe aile kurup farzatlı bolişken yoldan bir işte onu söylüyorsan. Bu yani bir tahlet inisiyatı. Bütün doğrusundaki inisiyatı da fakat bu dünya olur. Biz bu tamamen yani inisiyatı da işte oraya. Ay be ki kaçandan şunu başlayacağız. Endi oldindan şuna qovma gəldirsiz. Bir chestasin aytingcha qani. Ehsob bilishdi, birinchi tushunganim, rasa 3 yil avval Saydino davlatida turli boshqarishlarni o'rganganingizda, o'sha paytda Saydino davlati, hozir o'sha birinchi o'zimi deyapman. O'zim pul boshqarish bo'yicha nimadir bo'layotganligini onlayn qilib o'rganyapmiz. O'shunda tushundim, ustoz bizga aytdi, 2.5% hisob olasan dedi, 10% qolganiga to'plasang, keyin maydalanib ketadi. Hakikaten de hesap konusunda başlayan paydım da ki cüde mucize hayran böylesi, pül veresiz, bir de pül kelen. Şey misiniz? Pül veres pül kelen. Yahu paydı, püllü alıp, inşallah beş püllü alıp, hazır şu insanı varıp, bir hemen, beş insan kıyneliyordu, deyip, hali niyet kıldıyız, halas, niyet kıldıyız. Yerdeki indiğin konuşma şu pülü, niyet kıldıyız, niyet kıldıyız, niyet kıldıyız, niyet kıldıyız, niyet kıldıyız, niyet kıldıyız, sıraz olmuyor doldurup ver. Siz çocuk ağır bir iş görüyor fakat niye yaptınız kalas? Ben şu dersen de dedim ki niye doğru kalıp ağır bir asız, olasız, bir asız. Lakin bir yer mesiz, ben bu politizleri türlü boşaltmasız, kengi türlü gittim. Doğrusu. Bu iki yer bir üç yıl oldu. Doğrusu hani böyle yakında bir ders telefon kıldı. Hani su bittiğinden ki, ben niye? Böyle telefon kılıp. Ben iş bilesem, bilesem dedi. Ben de Allah bile birleştireyim ve bir işleyemiz de. İstitse kalemem, öyle de verem. Veremem. Sen, sizler dedi, subjektif ayetken de, sizler dinli ne hap olasla. Vah! Şimdi ben, şimdi grubu yapamadım mı? Evelen bak, Allah bile oynaşma mıydı? Her neyse din bile oynaşma mıydı? Ben de, ben yakaladım. Allah'ın yaş görmedim. Ve ben Allah'ı seyredim. Ve Allah'ın bir gün çıkmadım. Demek ki sen diyordun. Demek ki çünkü bu dünyada dünyayı kereken verdiğimizde bize ek ülkelerimiz, yerlerimiz buluyordu. Bunlar 350 milyon tane mi, 25 milyon tane mi, 20 milyon tane buluyordu. O şey milyon tane uzun kurban kılardı. Ben bu dünyayı kereşim için. Allah menge hayat verirdi. O 350 milyon tane ek ülkelerimi vermedi. Menge hayat verirdi. Mən üstü tuğuk kızar işler, tuğuk kızar ananın üstü mənə en hızlı var, məndək Aybek Pasirov. Bitti məndək bəz, Lüboy diyərli, o şəhər YouTube-də koyarken biz onun əşəndik koyarken zəbə, bir gəgər, onda bir insan başqa yox. Və hər dərimiz individual əqli dünya yerən. Yaş görəm, fəqət niyyət doğru qısız, şu pəqəcə Allah demin qədər şükürlər olsun, nəməyi ki arzu qıqan olsun, həməsi gerçək. و حاضر که پایتی نیمی که آرزو کنم سورسه سرنز رو بیدم اکه یا خب پایتی ساب کنه کنشون بو کنشی هم بس یا الله نمه قلیدی سوریز هست من هم بیدم رحمتی هست چی هم که کنم بس باز من این دریم رو بیدم آیا به ایتی آیا کسی گفته خیلی آیا ایتی بایتی سوبیکتیز تنکی مورا کالده بیمسیز آیا به ایتی شد تفته گفته Ahirin paytda bir yilda men juda havasim kelyotgandi O'zbekistonda ham mana ko'pincha Turkiyaga mana Rossiya davlatlariga chiqqanimizda ko'ramiz-da mana biznes treninglarini. Realni katta odamlar foyda oladi-da. Oxirgi bir yilda O'zbekistonda realni bu narsa rivojlanayotgandi-da. Juda ham ko'pchilik chiqib bilim berishni boshladi-da YouTube'dan, TikTok'dan chiqib bilim berishni boshladi. Realni men biroz havasim keldi-da. Chunki o'zimizni mana ukalarimiz, jiyanlarimiz ham kirib ko'rishni boshladi. Har xil odamlarni. Mana men juda ham o'zim e'tibor beradigan insonlar bor, mana Muhammad Alaga, Umidaga ustozlar, Ibrohim akalari, realni bo'sh vaqt bormi? Siraz kiramiz-da keyin. Chunki bir narsa deyapti. Davay qo'y, qo'y ishlamiz-da. Lekin mana shu subyektiv videosidan keyin odamlarda tushuncha paydo bo'lyaptiki, demak ularni ko'rish kerak emas ekan degan tushuncha paydo bo'lyapti-da. Nimada bo'lsa ekan shu holatda siz? Bu bizni rivojlanishimizga ta'sir qilyaptimi bu? Yoki bir og'a ketyapmiz biz. Endi Alloh doim ilmni targ'ibot qildi va ilmsizlikni targ'ibot qildi.
üniversiteyi tarifat etmeyen insanlığı cevapta Allah kız cevap verirdi. Onu ben biliyorum, ben hani cevap verirdim, Allah kız haklarını versen. Şimdi kaç zaman ekipi kendimiz, bu okşa yaptı mı, okşama yaptı mı? Bunu infolottu boğaz. Bakayım, o dostlar. Kaysi bir lehenci biz infolottu boğazız. Subjektif de atletik alış şartlarız duruş tanıyız. Infolottu boğazsan yazıp değil mi olsanız şu arada? Doğru, az yaşıyorum. Doğru, hakikaten yavaş görüyorum. Doğrusu. Bir de neresi? İnfo loktuvası geldi, o zaman demedik yani. Yani, sen ne akıllıyorsan, informatik satıyorsan, informatik satın daha akıllıyorsan, şimdi. Bitti, şakirlik geçeğiniz çıktı. Ben telefon ustasım ben. Ben telefon ustasım ben. Şunu, ben satsam olabilir mi, ilim mi? Mayda olduğu zamanlarda uzak gitmeyelim, 5-6 yıl. Hazır bir payda kaç kişi ölür diye düşünürse bu arada. Şagirt olasız. 5 yıl en nesini görsettim haliki şagirtte. Suğunu sonra bir çarılık ömrünü kıskardırıp ki bitti 24 yaşa. Bitti Royal vardı. Bitti kasap buldu. Ustaz, ben yendi, usta buldu. Mal soruştu, koy soruştu, hangi oldu bildi. Ben git cevap vereyim, hata vereyim gereken ağzı tuttu, sınayım attı. Sveti açılıp tak tak tuttu. Şöyle sveti yoksa baltan bitti, cahil oluyor. Kuttu şimdi yıkılıp vuru bir alsayım ben gitti. Ben sanki cevap veremem. Hani yine şimdi Koran hocayla görmedim, baltan bitti, cahil oluştu. Ahara 5 yıl haliki bana şagird bo'lib o'rgandi. Har safar kunlari bitta joyga ko'rishdik. Qorong'ida ko'zini yumib turib o'rganish uchun. 5 yildan keyin ustoz aytdi, "Endi ham senga javob beraman" dedi. Va o'sha kunlari qanday qilib bitta joyga ko'rishib o'rgataman dedi. Bu bolalarni olib qo'yib, bir marta bunaqasiga, bir marta orqalashasiga o'rgandi. O, bu degani oldingi zamonda aka. Shogird ustozi oldiga kamida 3 yil xizmat qilib hizmet veriş gerek. Hazır zaman işte başkaçalar. Hazır. Buna göre ki türlümü bir umurini kıskarttırdım. Ben de ustaz sizge 500 dolar mı, 100 dolar mı, 50 dolar mı, 1000 dolar. Ben de şu hünayizi tez zor geldiğinizi bu pürünü organ insan verince de merve miktarda bu işe bir iki işletme yaptı. Merve miktarda pürünü alıp ve ilimini tezra almaya. Biz rahatlıklar doğru getirelim. Hazır zamanda şuna imkanet var. Siz farkı yok. Sartalaş mısınız? Kassap mısınız? Telefon ustası mısınız? Maşineler ustası mısınız? Elektrik mısınız? Kolinizde kendinizin hüneriniz var mı? Şu hünerinizi size bir bana ifade etmez mi? Siz burada. O şey iliminizi, uzayız ömrünüzü kaldırmayın. Şu var iş gerek. Şu var iş gerek. İlim Allah peki. Biz fakat bir tarikat öğrenmişiz. Biz fakat bir tarikat öğrenmişiz. Ne gerek var? Bunu yapaldırıştık. Bundan göre pürünü alıp, yani sizde ustaz şagird nümayesi koyun gereken, yani sizi gelirken, işte bana muhtarda pürt olurken siz ve siz şu 5 yıl, 3 yıl içinde olan ilimizi maksimal derecede yetibarlı kanat olup yapabilirsiniz. Sizde 6 ay, 1 yıl polis işine gelirken, sizi o şey hazır yönelteceğinizi 3 yıl, 5 yıl ömrünü sarkılmayın. Sizi görüşüp 10 bin, 20 bin, ben ilim gibi 200 bin dolarını aşkın sarkı var mısınız? Doğrusu. Şükür de herkese. Doğrusu değil, bana değil, 5 bin, 6 bin dolarını sarkılarsınız. Şükür de öyle yaptı doğrusu herkese. 300 bin dolar sarkılırken derseniz, kay arzınız 400-500 dolarken genç bilgiye sizde alıp şey diye. Bu her şey arz olsun. Yani ben cüce dolar alıyorum orada, doğrusu, özür söyleyeyim ben. Ey hamaki, ben zor sorularla vakti yazma geldim. Oy beyken aşırı vakiyelerden giyin, cüce yapıyorum çelik, business trainerlerde kasatıp video kurardı da, TikTok'ta, Instagram'da kurardı da, vaktim şu bundan tablardı da. Hazır bana başı subjektif videosundan giyin, kurup çelik üniversiteler kurmasından, yine TikTok'a linkin dikin yakaydılar ki. Görüş olsun, doğru olsun. Ya TikTok'a kaydı der ki, hani ki kızlar çıkıyordu, yarım yanımda çıkarttı, likin kadar yaptı, hama uşan gitti der ki yani. Doğru olsun abi. Kama deyip küçüğü yerine gittik mi deyip ben de öyle ki abi.
Endi qancha yo'qqa ketdi bilmayman. Men o'sha insonlarga tavsiya qilaman. Bu videoda ko'rayotganim tomga ketgan inson bo'ladi. Masalan, agar abonelarga shu yil ko'rayotgan bo'lsa, tomga ketgan odamdan ko'ra naqa videolar ko'rmanglar. Ayniqsa buni lotto o'zaman shu ko'rmanglar. Ertaga sizga mana ehson qilishni majburlashadi. Ota-onangiz duosini olishni boshlaydi. Shogirdlarim oyog'ini yuvadi, sizga aytdim. Ota-onangiz oyog'ini yuvib op deyman, pechangini tegizdim. Duosini ol deyman, bu ishni qilganingizga pul ko'payib ketadi. Mana aka siz shu ishni qildingiz, pul ko'payib ketdi to'g'risi. Men shu ishni yuradim deyman, bozorga chiqib to'g'ri sotib yuradim. Mana shu ishni qilish borim, pul ko'payib ketdim. Ko'payib ketganiga savat qilish boshlangan, savat qilish boshlangandagi qolgan mashina ota-onangiz umriga qancha yo'llarga so'rsin. Uchun bu ishni qilishmasin, mahallasizlar boshlangan ortilib, aspektni cho'zsalar, pastda bitta video chiqdi yangisi, o'shini ko'rganlar to'shib chiqib ko'proq foydalar bo'ladi. Ko'rishmay qo'yishim to'g'ri boshlandi. Kim bir kere bozor olarak doğrusu, bu konuşmaz. Ama ki, şu ilhama geldi kalbini kendi vakıya koyun, şu sizi cüdeye kattı, kattı hafa kılıp şu yerler dediğin adımdır vakıya koyun. Evet, size. Vakıyalar, bu bulmamı veriyor. Birincisi, birinci yıl ben komandamı aradım. Komandamı, yığış boşkanırsı iki ay veriyor. Yıkan komandam şu an barış boşkanırsı iki ay. Bir yıl hareket kıp yıkan komandama ki, bazı hataların ucun, bazı düşünmeyiciler ucun, yıkan komandam takar yıkan da öyle ki, ben riyan uçanı yerle gelmem ki. Ben riyanı komandam takar yıkan da yerle gelmem. Şimdi uzun oğul bana yığlamaydı ki, eki bir gerçi yemek yığlaydı. Eki riyanı yığlaydı ki, ben yerle gelmem. Kırıp ben riyanı yerle gelmem. Şunca inanıp kurgan komandam takar yerle gelmem. Bu şeyleri nasıl yanmam takar yıkmayalardı. Şimdi hatalıyla bugün bizden hafırlardan şerayetten anlıyorken ben şu yılda birinci madde riyanı yerle gelmem. İkincisi, ne var yorganında? Doktorlar aytdi, sen de aldığını da yuramıysan dedi. Sen başka yuramıysan dedi. Sen yuramıysan aldığını da yuramıysan. Hemişe hastalığı da yorasan sen dedi. Ben de cüdeyem tesir kattı. Ben olsun en de hoşu 33 kilo genç yaşındı. Ne ediyorum ben de en de durumu çoğuna hoppala ben mi düşündüm daha iyi ki. Riyan de ben de tesir kattı. Ben de otanım tuttu, farzatlarım tuttu. Gitti ikinci maddelerden. Yani mesela tasarımlar da, gemer yan diye halinde, yani her zaman karın kadar durdu diye ayolum kadar durdu diye, şimdi bu daim daha sonra dedim ben Allah keşkür, hangi ayol patır diye, doğru az kendi çorumlar müsteke mi kibramız da hazır ekle, uzunuz ayolumuz da diye, Hasan diye mi taşadık diye ki, Hasan diye taşadık, bu kile var Hasan diye mi geldi? Evet, de şehir gibi vardı, tam ki orada balı kubbe diye, uzunuz koşu gençinden alıyor ya. Riyan Hasan taşattırdı de. Yoktu sebep, yoksa taşakın gereği dedi. Taşadırdı, yanımda durdu de. Üşülemeyene dedi. Menge suyanı büyür dedi. Ben seni yanımda yürümem dedi. Sen yanımda yürümeysen bir şey dedi. Yürümem dedi. Sen taşak hazır dedi. Eke şu bana taşattırdı de. Eke Riyan yürüp gittik de eke bana. Daha geçkür eke. Allah'ım var Hamas kudabın eke. Daha geçkür. Hayatta hangi hata kılgansız? Evet, benim gözüme hayatta ben de sana aydınlığına veriyorum. Muvaffakiyet, tecrübe neticesi. Tecrübe, bu hatalar neticesi. Kaçan ki hatalar kısık, tecrübe arttırarak yalnız değil. Tecrübemiz kubaysa, muvaffakiyet erişmek yalnız. Ben de yani hatalar kubayı veriyorum. Ben cüdeyim ki hata edeyim ben. Bu şey, institutten başlayınca, zavodki girişimden başlayınca, bizneste kançalık hata kıldım ki, ben riyanlı hatalar kıldım. Bu şey, ahir yemekte avariye bugün günüm ayrıca, benden kodda hata ödükendi.
avariya bo'lgan kuningga ham sabab o'zimda bo'lgan, o'sha ya'ni o'sha 200 ta odamni hujjat yonib ketdi aka avariyada. Shuncha pullar yonib ketdi aka. Mana ya'ni pul hujjat yonib ketdi. O'zimni kredit olgan mashinam va men urilgan katta Isuzu mashinasi ichida yuklar ham yonib ketdi aka. Xatoim mana aka. Shu proga shoferligi bersam bo'lmasmi? Uxlab turib ertasi kun borsam bo'lmasmi? Yo'q aka. O'sha yerda pul tushiga qoldi-da. Men vaqtroq boring, tezroq boring, ishim bitsin. O'sha ozgina bo'lsa ham foyda ko'proq qiling dedim-da aka. Ashinda real sal bo'lsa ham bir ochko'zlik qildim-da demakman. O'sha yerda shuni o'rniga boshqa variant desam bo'lardi-ku. Samolyotda bo'lsam bo'lardi. Yo ozgina pul berib shaxsiy olsam bo'lardi aka. Shu ozgina bo'lsa ham nima deydi bo'lardim. Saqlanib dedingiz, ochko'zlikni shu xato yetdi deyman men aka. Realni. Ana, aka chiqib ketdi aka. Avariya bo'ldi aka. Shuncha odam hujjat yonib ketdi aka. Uni vastanavit qilishga aka. Men haligacha mana hozir kim ishlamoqchi, ishlayotgan bo'lsa agar o'sha ota-onalardan butun O'zbekistonda meni pashti shu voqea orqasidan ko'pchilik taniydi. Men mingdan ming uzr aytaman, hurmatli o'rtoqlar. O'sha avariya bo'lib, mana 400 ta insonning hujjati yonib ketganda, 400 ta insonning hujjatiga vastanavit qilishga pashti mana 4 oy, 5 oy, 6 oy vaqtimiz ketdi-da. Agar reallik bu problemada, men pul ming bor uzr so'rayman. Shu o'sha hozir kim ko'rib turgan bo'lsa, men ming bor uzr so'rayman sizlardan. Ayblandi o'shanda. Men agar e'tiborliroq bo'lganim taqdir bo'lmas edi. Shuncha narsaga erishdingiz, kompaniya qurdingiz, kuchli sizlar qildingiz. Shuncha narsaga erishgan insonning yana orzusi bor. Ko'p aka. Oybek aka, ustoz 100 yillik strategiya qanday qildirdi esingizda bo'lsa. Aka tushunmas edi. Birinchi biznesni qildik, millionga chiqdik-ku. Aka ishtahochilar ekan. Aka real ishtahochildi. Hozirgi paytda oldinlari o'ylardim, million dollar bo'lsa bo'ldi, bitta zo'r biznes bo'lsa bo'ldi degan fikrda edim-da. Lekin o'sha narsaga erishgandan keyin aka ishtaha boshqacha ochilar ekan. Hozir uchun bir qancha kompaniyalar ochish fikrlaman. Shu 100 yillik strategiyani yozib chiqdim oybekka. Yozdim. Strategiyam bo'yicha o'sha 30 yil, 40 yilda ota-onamga nima qilaman, oilamga, komandamga, hamkorlarimga nima berishimni yozib chiqdim aka. Aka orzularim erishgan narsalarimga qaraganda bir bilmayman, bir 50-60 barobar ko'proq hozir. Biznesda oilaning o'rni qanchalik bo'ladi? Endi to'g'risini aytsam aka juda ham katta o'rinlar ekan. Biznes qilayotganda ota-onamiz bilan ayolimiz bizni qo'llab-quvvatlamasa biznes qila olmaymiz aka. Ular yana qo'llab-quvvatlash kerak ekan. Ko'pchiligimizda ayolimiz ego bo'ladi, egolab turadi. Qanaq qiyinchilik bo'lsa, ana aytganingiz emas sizga, bu hada baribir deb turadi-da. Unaqa holatda biznes qilish qiyin. Men ayollarga aytgan bo'lardimki, erlaringni er qiladigan ham, er qilib bir sherdek buzadigan ham yoki bir qaro yer qiladigan ham ayollarda agar to'g'ri motivatsiya berib, to'g'ri qo'llab-quvvatlasa, erkak kishi sher bo'lar ekan-da. Oybek aka, biz xohlagan paytda pulimizni topib keta olamiz-da. Ko'p pul kerak emas-da bizga. Ko'p pul nima uchun kerak aka? Shu bolachaqamizga, ayolimizga, ota-onamiz uchun kerak-da aka. O'zimiz chiroyli dubo joyda pul topib keta olamiz. Demak, oilani o'rnaga men ya'ni katta deb bilaman. Shu darajaga erishishimizga ham ota-onaning duosi, ayolimni qo'llab-quvvatlashi, yon atrofimdagi insonlar menga juda ham katta yordam bergan. Ularsiz aka birdin. Men seriyozda aytaman, birdin aka, bir narsa erisha olmaymiz. Ular ahamiyati juda ham katta. Oxirgi marta kimni kim nima qilib sizni xursand qildi? Oxirgi marta xursand bo'lgan aytsangiz, kim qanday nima qilib xursand qildi? Hozirgi paytda juda ham xursand bo'lyapmiz ijtimoiy tarmoqlardan oybekka. Ijtimoiy tarmoqlardan har kuni xursand bo'layapman aka. Chunki odamlar mana hozir videolar chiqaryapmiz-ku. Endi oson yo'lni o'rganib oldik, video chiqargan sanimiz, videomiz odamlar ko'ryapti-da.
ko'rib foyda olyapti-da. Videolarni ko'rib aka, yana ayollar ko'pchilik yozyapti-da. Men farzandimni yo'llatdim shu narsanga. Yo, xo'jayinim bilan birga ko'rdim, shunaqa shunaqa qildim deb turib duo qilyapti aka. Aka menga zo'r duo ta'sir qilyapti. Ya'ni duo yozyapti aka, uchyapman aka. Ya'ni turgan joyimdan aka uchyapman deb. Shunaqangi mazzaligi. Ya'ni uchyapman aka. Mana shu narsalar menga realni yoqyapti. Instagramdan, YouTube'lardan yozishadi aka menga yoqyapti. Realni uchyapti. Bu bir aka. Aka ikkinchisi aka. Komandamiz aka realni muvaffaqiyatga erishyapti. Yaqinda mana bitta xodimimiz aka sotuv bo'limidagi bitta xodimimiz aka mashina yutib oldi. Kompaniyadan mashina yutib oldi aka. Qo'yilgan planni bajarib mashina yutib oldi aka. Aka yomon xursand bo'ldim aka. Sog' bo'lsin, mashalloh. Realni xursand bo'ldim aka. Borib ota-onasiga o'zimiz topshirdik mashinani. Aka 19 kirgan qizcha. 19 kirgan qizcha yutib oldi aka. Borib tabrikladik aka. Ota-onasi shunaqangi duolar qildi endi aka. Ashmazdi aka. Xo'p. Endi xafa, oxirgi marta xafa qilingan vaziyat bo'ldimi o'zi kimdir sizga? Nima bo'lsin, hayotda bo'ladi. Xafa oldim bo'lardim o'yga aka. Xafa bo'lardim. Hozir xafa bo'lmaydigan. Hozir nima bo'lsa ham, shunaqami? Demak, shu bu dars. Bu dars. Aka xafa bo'lmang o'sh. Oldim bo'lardim. Hozir xafa bo'lish odati ketdi uju. Nima bo'lsa ham dars. Dars. Yaqinda mana 20 ming dollarga bitta xatomiz bilan xato bo'ldi. 20 ming dollarga tushdik. Kompaniya tushib qoldi. Ya'ni qarasam xafa bo'lishim kerak. Keyin hamkorim Ulug'bek aytdiki, to'xta dedi. Keyin shuni rasmiy qabul qilamiz dedi. Shu rasmiy davlat ketdi, rasmiy. Xursand kulib qo'ya qoldik. Hayotga qanday qilib misol uchun mana tez muvaffaqiyatga erishsa bo'ladi. Shu tez muvaffaqiyatga erishish yo'llarini bilmayman, oyda ekanman. Lekin to'g'ri muvaffaqiyatga erishish yo'llarini bilaman. Buning uchun Oybek aka birinchi o'rinda men qo'yliman. Albatta shu bilim olish kerak. Bilim olganda ham fizika, matematika, ximiya emas. Ya'ni o'sha biznes haqida biznesmenga borib shogirdga tushib, biznes o'rganish kerak aka. Hozir biz shogirdlik proyektini qildik Oybek aka. Hozir kunda o'rtacha 20 ta shogirdimiz bor. 20 ta shogirdni mana planimiz bo'yicha 100 ga chiqarmoqchimiz. Chunki biz ularga IT bo'limi, shartnoma bo'limi, avtomatlashtirish, HR, buxgalteriya hamma bo'limlar o'rgatyapmiz-da. Bir yilda biz biznesmen qilib chiqa olamiz ularni. Mana mana shu etap shogird shu biznesni o'rganish etapi real efekt beryapti. 3 oyda shogird biznesni boshqarish darajasiga yetib kelyapti. 3 oyda. 3 oydan keyin uni praktikaga qo'yib yuboramiz, bitta biznesni bir bo'limini beramiz, tortib ketadi. Bu real efekt beryapti. Bundan ham bir mashinga qo'shimcha ravishda aka ehsonni kuchaytirish kerak ekan. Oldin tushunmas edim. Hozir tushunyapman. O'sha ustoz Sayyidmurod Davlatov aytgandek, foydaga Alloh sherik qilib qo'yish kerak ekan. Sherik qildingiz, buyog'i cho'lar ekan. O'zingiz tushunasizmi, tushunmaysizmi, biznes rivojlanib ketaverar ekan, aka. Mana shunday tushunyapman. Chunki haligi ustozlar ham aytyapti, qilib ko'rgan sarimiz uchyapti-da. Bir joyda o'zi eshitgandek ustozlardan Alloh o'zi va'da bergan ekan deb, biri bersang, o'rni beraman deb. Bu Alloh va'dasi bilan bu yozib bor. Tin bo'lgan. Oybek aka, meni sizga savolim bor aka. Keyin adabsiz savol beravermang. O'zingiz nimada bo'lish Oybek aka, tez muvaffaqiyat erishish uchun aka qanaqa qadamlar bosish kerak? Sizni fikringiz tajribangizdan kelib chiqadi. Bir. Tez muvaffaqiyat erishish uchun inson qanday qilib tez muvaffaqiyatga erishsa bo'ladi? Tez muvaffaqiyatga erishish uchun birinchi bo'lib inson любой ish qilayotgan paytda ehson qilishni o'rganishi kerak. Birinchisi ehson. Ehson qilishni bilmasa, biznes muvaffaqiyat haqida o'ylamay qolasan. Endi ko'p insonlarda shunaqa bo'ladi, pulim yo'q, qayerda ehson qilaman, qayerda ehson qilaman, pulim yo'q bo'lsa deydi. To'g'ri savol. Birinchi sabab tavassulni o'zing yasaysan. Avval tavassul qilishni o'rganish kerak.
Bundan keyin yaxshilik qilishtirgan kishilar, yaxshilik ham bitta insonga kiradi. Har kuni kamida 3 ta insonga rahmat so'zlashni buni rejasini qo'ysan, bu o'sha ehson bo'lishni boshlaydi. Masjidga borib, hozir ko'p masjidga qurishib, masjidga borib bir kun vaqtini sarfsin. Bir kun ehson qilar. Zaten 10 kun daromad pulini oladi. Bir bilasizmi, bilasizmi? İkinci iş bu, ota-onani roziligini olish kerak. Ota-onaga shuni xizmat qilish kerak, ota-onaga qilingan xizmatdan ota-ona Allohni o'ziga sanga Alloh bermadi shukr, shu farzandni berganingiz shunda Allohni o'ziga aytadigan narsa bo'lishi. Shuna xizmat qilish kerak, ota-ona sizdan o'tib rozi emas, o'ta darajada rozi bo'lsa ana undan keyin biznes qilish kerak, muvaffaqiyat degan narsalarni Alloh huzuriga qo'yadi. Chunki bu narsalarni qilishni tushunib olgan insonni kerak bo'lsa o'sha faqat ko'p chiqmagan inson Yevropa ro'yxatiga kelib chiqadi. Alloh kerakli insonlarni, kerakli resurslarni ham yo'lga yetkazib beradi. Faqat shu bir narsa. Endi bu narsa tushunishda ilm kerakdagi. Ilmni Alloh endi bergan inson. Yana qandek zo'r sport bo'lyapti to'g'risimi? Oldingidan ko'ra zo'r sport bo'lyapti. Voy, menga mana shu ilmni olish uchun aka qaysi kitob o'qish tavsiya qilasan aka? Mana ilmga mana shu tez muvaffaqiyat erishish uchun aka. Endi biz ko'p o'qiymiz-ku, endi biz tinglovchilar hammas kitob o'qib olmaydi-ku, 100 ta 50 ta o'qimaydi-ku. Keyin shu ikkita ko'zirini aytinglar, shu o'qib, сразу natija kelishdi. Ikkita ko'zirim mana shu yengil yani kitapta ağır yenge hazırladığım kitaplar var. Body, Babylon Body'ın kitabı her sefer ekledim. O, en arzan kişkineye kitapçı. En arzan kişkineye de şu bitti okuyun, notu koyduğum kitap doğrusu. Babylon'un en boy adam kitabı. İkincisi Sabda Gönül Ustaz kitabı. O, Sabda Gönül Ustaz. Uyum arzan kişkineye kitapçı. Uzbekçe'de de var. Şu kitapta okuştu başlayan insan, hiç olmazsa ilim dünyası ki Allah sizge, şu kitap polisi güçlü, şu kitapta okuştu başlayan çünkü Allah sizi verirse başlar. Bu birinci signallerden bir tanesi olur. Bir hava gel, ne dedi böyle siz? 100 dolar pul bile biz başlasa bile de. Ay ne iki cari zaman bu sen. 100 dolar bile. Fakat yine şu satı bölümüne bağlı bir şey işte, tavsiye edemem ben. O zaman, başka 100 dolar size mi kısa bulat de o belki, hemen bir yamadan. Dur, bana Instagram'da bana yazdı, doğru sakin. Biznes pul olmasa bu neydi, bu neydi? Aka, realni bana, oddi 50-100 dolar bana. Realni bari, bura korxonaga ishga kirib, sotuv bo'limiga ishga kirsa, aka, 10-ta, 100-ta, undan oshiq sotib pul qilsa bo'ladi, aka. O'zimizdan misol aka, mana bizga ishga kirsa, 2 oy, 3 oy realni ishlasa, aka, 10 ming dollar olsa bo'ladi. Ya'ni hali 19 yoshli qiz bo'ladi. Mana realni kesin, realni mana ishlasin, 2 oy, 3 oy realni sotuv bo'limida ishlasin aka. Bitta mashinani sovg'a qilamiz aka. Pastda mana любой kesin aka, azizlar konsultga aka, pastda mashina turibdi aka. Kaliti sotuv bo'limida turibdi. Realni natija qilsin, 3 oy, 2 oyda 100 ta natija qilsin aka. Bitta mashinani beramiz, birib chiqib ketadi. Mana realni pul. 10 ming dollar pul bo'lgandan keyin uchinchi biznes qila oladi. Sredni. Mana shu yerda mana realni kim xohladi Aziya konsultga boringlar. Ishga kiringlar sotuv bo'limiga. Всё. Kal turib qo'yibdi. Pastda mashina turibdi. Keyin mana hayotda nima muhim rol o'ynaysiz? Bizda ko'pchilik diplomga tayin oladi. Diplom muhimmi yoki diplomdan berilgan ilm muhimroq? Aybeyke, bizde benimce diplom muhum deyip adamlar uygulayıp koyanı bir payetler Sovet davrında cüreyim gök diplom gibi var verişken de diplomayı bozsa işin takip uygulandı. Şimdi hazır bir payette bana prezidentimiz ıslahatlarından ki neki diplom iş vermiyor kaldı. Hazır yani bilim iş vermiyordu. Bilimi yok adam, diplomu zor bozsa yani iş vermiyordu. Bana hazır Respublikada eng katta o'qishga yuboradigan kompaniyalardan biri bo'lsam ham, men to'g'risi aytaman ekan. Diplom bilimga qaraganda kuchli emas. Diplomingiz bo'lib turib, bilimingiz bo'lmasa, aka, ishlamaysizlar mana bu joyda. Lekin diplomingiz bo'lmasa-yu, bilimingiz zo'r bo'lsa ishlasa bo'ladi-da. O'zimizning kompaniyamizga 1000 dollar HR olyapmiz. Eng bir o'sha marketolog bo'lyapmiz, aka, diplomini so'ramayapmiz.
Çünkü bilimi olsa bol da ki alıyordunuz. Az şöpteyim, teknolojide olsa HR, market olur, zorlar olsa can da olalım bize ki. Abi belki benim sizin sorularım var ki. Peki, bana terbiyesi bundan şuradan yapsız mı ki? Fakat özünüz bana bilim alıyorsunuz mu? Ya bana ailede, ayağınızda, farzandızda, vakt aziyatı, bunlarda bir bilim aldırıyorsunuz mu ki? Biz de yerkenlerimizde bir tane koşup çakalamadan ki, biz de prinsip vardı. Hatun üyde otur. Üçeyi çıkmayın sen, bilim alışın iş yapmayız. Aykanın bakanı bu oldu. Siz kanda kare düşünürsek abi belki. Ben doğrusunu etsem, ayolun kişimde. Ayolun kişi akıllı bir işler biraz. Doğrusu. Ayolun kişi akıllı bir kişi, yerden cevap olan. Peki ayolun kişi doğru olursa, yerden kural kılan. O zaman ise kural edecekler. Ayolun kişi ilim alış gerek, başka ilimden hayat ilim alış gerek. Psikoloji ilimlerinin tavsiyelerinin doğrusu, aile münasebeti ilimlerinin tavsiyelerinin, arzat terbiyesinin ilimlerinin tavsiyelerinin. Ben hatta ki uzun bir yöntemisi, Stars'ında zaten Norbeck'te kursu gibi 8 aylık arzandı var. Kursu gitti, ayağım geldi, böyle okuyoruz. Bana ne kadar dedi? Bana ne kadar dedi? 1 saatli dersi işte, yaş böyle 8-9 aylık, 1 saat, 2 saat kuleydi böyle. 2 saat, 3 saat, biz hatta şu an maç bile kefretimizi geri yapıp oranız. Yerde engele bir orada aldı vardı. Hemen aldı arkadaşlar. Peki 10 gün şu maktırdı ayağını okudu. Ayağını okudu kendine ki işinizi de ki. Netici. Ben iki dirijinin maksadını gibi 3'a dirijim koydum. Yani iki işte Maribor'a ben Recep oyu geldim. 3'a bir tora düşünür sana da işte. Hazır ki payette bize şunu yapıştık işte o. O ayağını ben düşünürsün başlarda işte o. Anasıyla giriş için evvel Allah'tan sonra şeydi ki maksat yazış gibi ki yazılı bozul iş gibi bu. Çünkü ben tahsiye yakalardım ama benim için bulup bize dinle. Ayol kişi doğru indi. Her zaman yükken bulup training yok ki yani. Yaş bulası bulup. Ki daim o arzantlarla ağırlık buladı. Hiç olmazsa kitap okuşum geledim yani bir şey. Yani kitap okuyken böyle de kitap okumuşum orası. Çünkü yerine ben vakti şunu yapıp aldım. Bir soru hakkı alıştı ben ki soru çeke böyle hani yapılıp şu yerine çıkıştım diye elimi çıkarmaya ben öyle vermeydi, o vermeydi böyle iken böyle. Bu soruyu ki böyle ayağım var dedim. Eşitir oldu. Ben ettim. Ağlayısı mı dedim, yeriyisi dedim. Kolleyizde oyun ettiriyorum dedim. Başka her şey izledim. Pürlü ses pür verin. Ne ben siz hemen öyle verirsin? O herhalde öyle. Var mı dedim, ustalık defter tercih verse, ben 2-3 kitabı okup çıkıyorum. Yani. Başka kitabı da okursanız, yeriyizde, kolleyizde oyun edersiniz dedim. Yeriyiz sizi hala yeniden sitap verendim. İyi kızı var, yeriyiz oğuzak ha. Siz hem bahli görersin. Yeniden ki, o zaman ayarlı 3 kitap dokusu başladı. Allah gibi yakında şükür, ben de işin İngilizce başladı. Evet. Doğrusu da çocuğum. Arzan, o şey kitap dinin içinde, Arzan terbiyesini de çünkü verirken, aile bir nasıl verdilerim, kendi yakalık yerine kursağı kalıp, uzunu kursağı kalıştı. Sırını ayarlı görüşmeyi. Demek birinci orunda tasdik edilen dersiz, Mirza Kerim Norbekov'nin, Tintek'nin tecrübesi kitabı. Ha. İkincisi, ilk önem bursu, derski belli ayarını olmuş. Ben de sizden oynayayım ben, Akbar Gönül'ün doğrusu. Yani karantin bu geldi, 2019 yılı. Şu Kazakistan bir organımızdı. Siz de bursunuz siz, ayarlıyız, Akbar Eken. Bir de sorunluk olarak yapıyor. İyi o kadar derken payetimizdi. Ben de hayalimde, siz ayarlıyızım. Akbar Eken ayarlarıyım, uçuşarı bilişer. Ki yaptığın yapıştır, şunu yapmayın ki, ulan umur uçan düşünmezdi ki şunu yapmayın. Ben dedim, sizler uçanı bilmeyiz lan bunu sen. Yok oğlum işte. Belki Rusça dersi oturttu. Belki Rus dersi oturttu. Ben dedim, ustazı kaneye şunu yapıştırdı sen. Her dedi, gitti işte geldim şuna da kamerayı yarın dengilerden kırmızıyla pazardan sonra oraya yapmadım. Ben o şeyde bakıyorum, ben şuna ne yaptım, ne yaptım dedim, ne bir uçanı bilmesin, alt verip derste otursun, durarak dedim. Bana hadi başın dersindeki üç yıl oldu.
3 yıl bo'ldi, o'tgan yili o'sha Akbar akamga Dengiz brendi asoschisi Akbar akamga mini master klassi darsda shu 5 kunlik darsda o'tirganimizda ayollar chiqib savol berdi. Rus tilida tiniq gapirib savol berdi. Tiniq gapirib savol berganda men Akbar aka, Akbar aka o'sha ayolmi dedi? Yo dedi. İşte kalırsın mı? Sen ki hava dedi. Sen dedi. Sen de bilmez yutsa yani senin zeki bana organ dedi. Yani niye kızı var? Ben dedi. Aha bir var ya dedim. Dengiz bana dedi. Dedi. Beş yıl oturma yani. Yani bana katta katta dedi. Yani. O zaman ya bak geldi. İşte ben dedi. Başta biznesde kendi yetişen sakinlerle. Şu bana ayolunu kusmaş edelim. Allah kim yapar? Şu 2-3 yıl içinde de 5 tane filial. 5 tane 6 tane filial işte oldu. Уж давно писал эти видео. Кёрч, они его росли, я пошли, я пошли, я пошли. Очень долго сказал. Зем, барабан, мы тут фокусы писали, да, тут барабан, миллион компаний, я сейчас хрен, барабан, сидел, вообще. Я знаю, что было. Тут сабаб, что на ой, я бы там была, мам. Ты потом нам, а я вам, тут не сам сабаб, что на была, мам. Şu yorumda en yakın duruyor olmuş adamla, ayarla, şu hamkarı, manyar, yani kontak küçük bir adak ya. Bir domanın sal, sal olsa ya, kıynarıp olsam, sarası kütar adı derken, sıraz bir yelkeden kütar adı. Yani yani masaklanan ya. Bu yorat rafında insanlar işinmezler ya. Üçerde ya. Hop, yeni bana şunca biznes kılıyor, şunca işler kılıyor siz. Sizin başka hayat sizin fakat bir işiniz diye sebepçi üçte insan derken sizinle ne görürsün? Sıra olursun. Ailenin boşu gibi boş muyum? Şimdi aile atarlar bu oynamazsan durma anı sebepçi bunlar. Bunlardan taşkar, aileden taşkar. Aileden taşkar birincisi eğer insanlar hakkında yaklaşabilecek olsaydık, birinci sebep ise bu hamkarım Ulubek. Yani Ulubek, ben şunca gençlikler, şu insanlara bir yer basıp ötken ben. Birinci şu Ulubek tutulamam ben. Yani çünkü hem iş yolunda duran şu insan. Hem iş yolunda duran. Yakış gününde mi yavar bunu demek ki? İkinci sebepçi, bu bana hazır, Aziz Konsult'ta bana direkt bu işle vardı, Ahtiyar Bey. Yani ikincisi. Üçüncüsü Mücahit Amir'e, üçüncüsü Kemal'de tabii ki. Riyanlı Kemal'de. Çünkü üçüncüsü Cüleyen Kürt'te, Riyanlı'da Kemal'de. 300 tane Kemal'de var ki. Yani başka insanlar hazır Riyanlı muvaffakat girişimde, ailemle taşkarı, kampanyanı milyonga çıkarıp uçlayıp durduğun insanlar şu an ki. Ben mesela, ular. Ular, şunlar sana kıyarın içine ayda başladı oturup bana. Ne olursun olsun. Şuna kadar insanlar var mı sizin hayatınızda? Ayşe, o da sizge cidden miydi? Fayda getirmeyken, ziyan getirmeyken. Ve o şey, hafak gelmeyen, ziyan getirmeyen mi? Ne mi dur, sizge köyünüz ağrıtken mi? Lekin sizin muhakkak gelip bir sebepçi bulmuyor şu insan. Şuna kadar insan var mı? Var ayrıca. Endi muvaffaqiyat erishishiga xafa bo'lmasdan erishtirgan insonlar va avvalambor ustozlar, mana Ibrohim bilan ustozim bor, Said Murod avval ustozim bor. Mana siz menga ustozlik qilgan Sobiyaga, mana real sizni hurmat qilaman, menga ustozlik qilgan sizga. Real, men sizni ko'p ko'raman Sobiyaga. Real videolaringizni hammasini ko'rib chiqqan mana aka. Hammasiga like bosib chiqqan podpischingiz bor. Do'stlar, biz bir-birimizga ustozmiz, do'stlar. Zo'r. Endi mana real ustozlarimiz bor, lekin menga haligi kimdir o'sha qachondir tashab keldi yoki va qanaqangidir bo'l berib ham menga real ustozlar deganlar bor. 2019-yilda ikkita men juda ham yaxshi ko'rgan shogirdim bor edi menga. Men real yaxshi ko'rardim. U shogirdlarimizga mehr qo'ygandik. Bir yil o'rgatgan edi, lekin avariyaga tushganimdan keyin bu golda sindi deb turib ikkalasi tashab ketgan ekan meni. Ya'ni bittasi hal oxiroq, bittasi keyinroq tashlab ketgan ekan manga yani ta'sir qilgan bu narsa. O'shanda men albatta muvaffaqiyat erishaman. Ular meni sindi deb o'ylab tashlab ketdi deb turib, manga yani motivatsiya bergan ekan. Endi sizga o'sha qilingan og'riq chechimidir yaxshi tomonga berdi. Yaxshi tomonga bergan. Men hovlarda xafa emasman.
ularga sraz aytaman, bolalar maslahatdan xafamasman. Maslahatlarni kechirganman. Mariyan kechirganman sizlarni. Ahrobek, Najmiddin, Mariyan sizlarni kechirganman. Men ko'rganlaringda uyalib, tortinib yurmanglar. Mariyan sizlarni kechirganman. Maslahatga rahmat aytaman, o'sha paytda meni hayotimga kirib, shunaqangi darajada noto'g'ri ish qildim. Qip, shu menga dars berib ketganlaring uchun men sizlardan xursandman. Xafamasman sizlardan. Men sizlarni kechirganman. Jonlaring yomon bo'lsin. Sağ olasın. Zor suflat buldu. İlham Ake. Sağ olasın. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ben düşünmem. Siz bilirsiniz de insanlar. Tanışken de bilirim. Her gün insanlar. Orası yani intervülerimiz olur. Dostlar yani intervülerimiz olur. İlham Ake. Güneyen dostu. Mali'de bunca vakit içinde köpünler informasyonuz. Yağlı yağlı informasyonlar zor edeyim. Lekin kimga qanaqa mavzular qiziq bo'lardi? Kommentariy yozib qoldiringlar, fikringiz yozib qoldiring, chunki fikringiz bizga juda katta qiziqish bo'ladi. Ana bu bepul bo'lgan narsani bosib qo'yinglar. Buni bizga bir tiyinlik foydasi yo'q, no, shu videoning ko'proq tarqalishiga sababchi bo'ladi. I nima fikringiz bor? Qanaqa savolingiz bor? Keyingi safar yana intervyu qilayotgan paytingizda qanaqa savolga javob olgingiz kelardi? Orbekka bitta qo'shimcha bor ekan. Hozir sizning kuzatuvchilaringiz ichida biznesmenlar ko'pmi? Bor. Kengaga qanaqangidir topshiriq bersangizda, shu biznesmenlarga qaysidir shu topshiriqni bajarsa-da, bizning ikkinchi kompaniyamiz bor, Project degan. Shu biznesmenlar biznesini va sovg'a qilaman, bittasiga avtomatlashtirib beramiz bepul aka. Qanaqadir shu konkurs uyushtiring, shu bitta bizdan foyda bo'lsin shu. Bir kishiga yana avtomatlashtirib beramiz biznesini. Ya'ni o'zi avtomatlashtirib berasiz. Da, avtomatlashtirish deganda bitrixni o'rnatib sotuv bo'limini sistemaga tushirib, CRM tizimini o'rnatib beramiz. CRM tizimi. Ha. Mana bir kishiga qani shuni ayting, mana shu xizmatni bepul qilib beramiz. Xizmatini. Xo'p, bunday qilaylik. Bitta postalashimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, sizning Instagram sahifangizdan. Bitta qaysi holdagi Instagram sahifangiz bor, bitta postani. O'sha videoni tayyorlab ko'rib turib biznesin bor degan hashtag bilan. Nima deydi men Instagram? Keyin shu YouTube postlar bor, yo Instagram sizikida. Chunki sizning podpischilaringizga bitta mandan bitta YouTube bo'ladi, haligida va sovg'a bo'lsa. Yo'q, men o'shunda imini shu videoda shu joygacha ko'rganligini aniqlayman. Aha. Va bu narsani bu insonlarni men sizning Instagramingizga salib olaman. Instagramingizni ochib bitta video tanladik. Agar biznesi bo'lsa, biznesni sistemalashtirmoqchi bo'lsa, shu Ilhom Bekulovni Instagram sahifasiga obuna bo'lib, Instagram sahifasidan bitta video tanlasin. O'sha hozir tanlaymiz. Mana. Videolar ko'p. Biz ibini bittasini saralaymiz. Buni oxirgisini tanlaymiz mana bugun chiqqanini. Umid Ishmuhammedov bilan suhbat degan bor ekan. Umid Ishmuhammedov bilan qo'yilgan video bor. Hozirgi qo'yilgan siz qaysi paytda ko'rasiz bilmaymiz u. Bu konkursni qachon qilamiz, qachon tekshirib ko'ramiz. Qachon desangiz aka? Bizga ma'qul yo'q, mayim deb bilaylik aka. Sizda hozir obunachilar soni sizga obuna bo'lgandan keyin va shu narsani ko'rib turadi. Obunachilar soni 16600 ekan. Bo'ldi, 20 mingta obunachilar soni qilganimizda biz Umid Ishmuhammedovning videosini topamiz. O'sha yerda hashtag biznesim bor degan hashtagda yozilgan insonlarni siz turib va mana shu insonlardan bittasiga mana shu yerdagi xizmatingizni bilib berasiz. Voh, zo'r. Uni aniqlab olamiz, keyinchidan. Uni random orqali endi nimada programmalar bor? Random bor. Saytda imini hashtag insonlarni ko'ramiz. Inson obuna bo'lgan bo'lishi kerak sizga. Shu biznes bor degan hashtag yozgan bo'lishi kerak. Bo'ldi, shu bilan o'sha insonni biznesi haqiqatan biznesi ham bo'lishi kerak insonni. Biznesi bo'lmasa bu hashtag yozish foydasi yo'q, to'g'risi, chunki yo'q narsa nimani aniqlashtirib berasiz. Biznesi bo'lsa, biznesim bor deb yozib bersa, u qo'lingizdan kelgancha avtomatlashtirib olasiz. Bo'ladi. Shu zo'r bo'ladi. Bo'ladi aka. Rahmat. Joriy bo'lmasin. Sog' bo'linglar sizlar ham. Shukr ko'rganlarga rahmat. Fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar. Rahmat.
Rahmat.